Erdem, hoş geldiniz. Danışmanla birlikte hazırlamış olduğumuz elektrikli araçlar şarj sistemleri ve sürdürülebilir başlıklı çalışmamızı bugün sizlere sunacağım. Önce ufak bir giriş yaptıktan sonra çalışmanın amacından bahsedeceğim. Daha sonra elektrikli araçlardan, türlerinden, şarj sistemlerinden ve elektrikli araçlarla şarj sistemlerinin sürdürülebilirlik açısından değerlendirmesinden bahsedeceğiz. Günümüzde aslında baktığımızda küresel iklim krizinin etkilerini zaten çok daha fazla yaşıyoruz. Yaşanan birçok afet var bu sene içerisinde ve yaşanması muhtemel olan afetler aslında bekleniyor birçok dünyada birçok yerde. Çok ciddi miktarlarda artan üretim ve tüketim miktarları aslında sürdürülebilirlik konusunda ciddi endişelere sebep oluyor ve bu açıdan sürdürülebilirlik kavramını sürekli gündemde tutuyor. Gündemde olan diğer konulardan bir tanesi teknolojideki değişim ve gelişmeler aslında baktığımızda. Teknolojideki değişimden kaynaklı olarak dönüşümün büyük bir bölümü süreçleri optimize etmeye, bireylerin yaşam kalitesini artırmaya çalışırken diğer taraftan da sürdürülebilirliğe odaklanıyor. Bu açıdan hem kaynakların hem de faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamakla ilişkili teknolojik dönüşümlerden bir tanesi aslında yakın zamanda içten yanmalı motorlu araçların yerini alacağı düşünülen elektrikli araçlar ve paralelinde gelişen şarj sistemleridir. Bu sebeple çalışmada elektrikli araçların ve şarj sistemlerinin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesini ele almak istedik. Türkçe literatüre baktığımızda bu konuda aslında çalışma sayısı oldukça az. Bu açıdan literatüre katkı sağlayacağı düşünülmekte. Kısaca elektrikli araç türlerini açıklayacak olursak, aslında elektrikli araçlar aracın hareket etmesi için gerekli olan enerjiyi elektrik enerjisine karşılayan araçlar diye tanımlanıyor kabaca. Birçok sınıflandırması var. En çok duyduklarımızdan bahsedecek olursak mesela elektrikli araçlar ya da bataryalı ya da tamamen elektrikli araçlar dediğimiz aracın hareket etmesi için gerekli olan enerjinin tamamını elektrik enerjisinden karşılıyorlar. Egzoz emisyonu yaymamaları ve sessiz olmaları sebebiyle de çevre dostu araçlar olarak tanımlanıyor. Bir diğer türü hibrit elektrikli araçlar. Şu an piyasada çok yaygınlar. Bunların elektrikli bir motoru, bir aküsü ve içten yanmalı bir motoru var. İki ya da daha fazla güç kaynağı oluyor bu tip araçlarda ve çok farklı sayıda aslında tipleri bulunabiliyor. Yine içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla biraz daha çevreci olan araçlar bunlar da. Plug-in hibrit dediğimiz elektrikli araçlar, bu araçları şarj edebilmeniz için aracı elektrik şebekesine bağlıyorsunuz. Yani bir prize takıyorsunuz ve şarj edebiliyorsunuz. Bir diğer türlü de yakıt hücreli araçlar. Bence yakın gelecekte yine en çok göreceğimiz araç türlerinden bir tanesi bu. Elektrik enerjisini aracın deposunda bulunan hidrojenden elde ediyorlar. Yakıt olarak hidrojeni kullanıyorlar. Şarj sistemlerinden de bahsedecek olursak aslında şu an için elektrikli araçların yaygınlaşmasının önünde bazı engeller söz konusu. Bunlar mesela menzil problemleri, menzilleri düşük. Bu sebeple çok kısa sürelerde araçların şarj edilme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şarj süreleri henüz uzun ve en önemli problemlerden bir tanesi aslında şarj istasyonlarının sayısı yetersiz. Kendi içlerinde sürdürülebilirliklerine bakacak olursak elektrikli araçların sürdürülebilirliğini sağlanması şarj istasyonlarının sayılarının artmasına bağlı. Şarj istasyonlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması aslında yine elektrikli araçlara bağlı. Yani aslında burada bir ikilem söz konusu. Yolda yeterince elektrikli araç olursa şarj istasyonlarının sayısı artacak. Yeterince şarj istasyonu olursa yoldaki elektrikli araçların sayısı artacak şeklinde. Şarj edilme şekillerine bakacak olursak üç sistemi kullanabiliyoruz. Kondüktif şarj, induktif şarj ve batarya değiştirme diye. Bunlardan bahsedecek olursak yine kondüktif şarj sistemi şu an için en yaygın kullanılanı ve bence daha uzun yıllar yaygın olarak kalacak sistem bu. Dezavantajı var tabii. Şarj için kabloya ihtiyaç duyuyorsunuz ve bir prize ihtiyaç duyuyorsunuz. Üç tane seviyede şu an için yavaş, normal ve hızlı diye. Endüktif şarj sistemi biraz daha değişik bir şarj sistemi aslında. Elektrik gücünü aktarmak için bir kabloya ihtiyaç duymuyor. Manyetik olarak aktarıyor. Bu şekilde şarj etme imkanı sunuyor. Tabii bunun da kendi içinde türleri var ama mesela yapılmaya başlananlardan bir tanesi aslında yolun altına bir sistem döşeniyor ve araç yol üzerinde hareket ettiği sürece şarj edilebiliyor. Bir diğer sistem batarya değiştirme sistemi. Hatta bununla ilgili tanıtımlar falan da yapıldı. Bitmiş bir bataryayı birkaç dakika içerisinde yenisiyle ya da dolusuyla değiştirebiliyorsunuz.
Bu bilgilerden sonra sürdürülebilirlik açısından değerlendirmek istersek elektrikli araçlar ve şarj sistemlerini aslında sürdürülebilirliğin boyutları açısından değerlendirmek istedik. Sosyal boyutu, çevresel boyutu ve ekonomik boyutu açısından. Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu açısından değerlendirecek olursak elektrikli araçlar aslında işte egzoz emisyonu yaymamaları ve sessiz olarak çalışmaları sebebiyle kentlerde aslında bireylerin sağlıklı, kentler artık bireylerin sağlıklı yaşayabilecekleri bir ortam haline gelecek. Tabii elektrikli araçların sayılarının artması, yani daha doğrusu kentlerde bu tip iyileştirmelerin olabilmesi için elektrikli araçların sayılarının artması gerekiyor. Ve paralelinde de şarj istasyonlarının sayılarının artması gerekiyor. Sadece sayıların artması yetmiyor. Aynı zamanda bireylerin ulaşabilecekleri alanlara yeterli kapasiteye sahip ve en önemlilerinden bir tanesi aslında kentin ulaşım ağıyla ve enerji altyapısıyla uyumlu şekilde bu şarj istasyonlarının kurulması gerekiyor. Günümüzde tüketici bilinci gün geçtikçe artıyor. Hepimiz artık neredeyse çevre dostu olan işletmeleri tercih etmeye çalışıyoruz. Özellikle lojistik sektörü için aslında bu çok önemli. Yani işletmelerin çevre dostu işletme olarak tanınmaları, tercih edilebilirlikleri açısından. Bu anlamda aslında elektrikli araçlar önemli bir fırsat olarak karşılarına çıkıyor işletmelerin. Diğer bir açıdan baktığımızda içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla elektrikli araçların üretiminde çok daha az sayıda parça kullanılıyor. Bu da aslında bir yandan iyi bir şey, bir yandan da kötü bir şey baktığımızda. Çünkü otomobil parçası üreticileri üzerine baktığımızda tedarikçilerin azalması ve sektörde işsizlik anlamına gelirken bir diğer taraftan elektrikli araç üretiminde, şarj istasyonlarının kurulumunda ve işletilmesi sırasında aslında personel ihtiyacı da olacak ve yeni iş alanları ortaya çıkacak. Bu şekilde de düşünebiliriz. Ekonomik boyutu açısından değerlendirdiğimizde şöyle bir algı var. Elektrikli araçlardan beklentiler sadece çevresel boyutta değil. Yani tabii ki en çok çevresel boyutta ama beklenti sadece çevresel boyutta değil. Ekonomiyi canlandıracak aslında bir ekonomik politika aracı olarak da bakılıyor. Ki yapılan çalışmalara baktığımızda elektrikli araçların önümüzdeki yıllarda mesela 2050 yılında dünyada yaklaşık 1 milyar elektrikli aracın kullanılması bekleniyor. Yine 2040 yılında yaklaşık 7,5 milyon varil yakıtın yerini alacağı belirtiliyor. Ki bu enerji krizinin yaşandığı bu günlerde aslında oldukça önemli. Yakıt tüketimleri açısından kıyasladığımızda aynı mesafeyi alan elektrikli aracın elektrikli tüketimi yakıtlı aracın yakıt maliyetinin yaklaşık %10-%15'ine denk geliyor. Bu da aslında sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu açısından aslında işletmeler açısından önemli bir fırsat. Tabii elektrikli araçların şöyle bir sıkıntısı var. Üretim maliyetleri yüksek. O da bataryaların üretim maliyetinden dolayı yüksek. Ama bugün dünyada birçok hükümet aslında yüklü sübvansiyonlar veriyor ve elektrikli araçları maliyet açısından daha cazip hale getirmeye çalışıyor. Yine çalışmalara bakıldığında elektrikli araçlar aslında toplam maliyet açısından daha avantajlı konumda görünüyor. Elektrikli araçların tabii şöyle bir şey var. Kamuya açık şarj istasyonlarının sayılarının artması gerekiyor. Bu kamuya açık şarj istasyonlarının maliyetlerinin aslında devletler açısından bile yüksek olduğu ifade ediliyor. Diğer bir konu elektrikli araçların yaygınlaşması durumunda enerji ihtiyacının nasıl karşılanacağı. Enerji ihtiyacı karşılansa bile birçok ülkenin enerji iletimi altyapısı henüz yetersiz. Bu Türkiye için de geçerli. Yine elektrik şebekesine erişim maliyetine şarj istasyonunun toplam maliyetine kıyasladığımızda önemli bir kısmını oluşturuyor. Tabii şöyle bir şey var. Yani elektrik yani yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilmesi durumunda elektriğin aslında yine birçok faydası oluyor. Enerji en önemlisi ülkeler açısından, enerji açısından bağımsızlık anlamına geliyor bu. Yenilenebilir enerji kaynaklarını üretmeniz durumunda da daha ucuz şarj maliyeti anlamına geliyor. Ve daha az petrole dayalı bir taşımacılık sektörü ve ülkeler anlamına geliyor. Çevresel boyut açısından kıyaslayacak olursak bir elektrikli araç yaklaşık bir yıl içinde işte Londra'dan Barcelona'ya 4 gidiş dönüşe değer uçuşuna eşdeğer aslında ortalama 1,5 milyon gram karbondioksit tasarrufu sağlayabiliyor. Az önce de belirttiğim gibi sessiz egzoz emisyonu üretmiyor. Bu anlamda şehrin havasının kalitesinin aslında artışını sağlayacak. Tabii şöyle bir sıkıntı var bataryaların üretimi. Bataryalar evet hem yüksek üretim maliyetine sahipler hem de bataryalarda kullanılan lityum iyon bataryalar kullanılıyor. Lityum kaynağı sınırlı doğada. Bu anlamda bu daha doğrusu lityumun sürdürülebilirliği konusunda aslında endişeler yaratıyor dünyada.
Bir de şöyle bir şey var. Lityumun çıkarılması ve işlenmesi sırasında da çevrede kirlilik meydana gelebiliyor. Ciddi miktarlarda süre kimyasal kullanılması gerekiyor. Bu toprak kirliliği şeklinde dönebiliyor aslında baktığımızda. Tabii orada da yine değişik gelişmeler söz konusu. Bataryaların geri dönüştürülmesi. Eğer bataryalar geri dönüştürülmezse evet çevreye ciddi bir zarar verecek ama geri dönüşme konusunda da çalışmalar devam ediyor. Tabii sadece elektrikli araçlar için değil bu arada bütün iyon bataryalar. Bugün kullandığımız birçok teknolojik alet aslında bunları kullanıyorlar. Lityum iyon pillerin üretilmesinden kaynaklı emisyonları ya da akü şarjı için elektrik üreten santrallerden kaynaklanan emisyonları hesaba katılsa bile yine yapılan çalışmalarda elektrikli araçların diğer alternatif yakıtlı araçlardan çok daha temiz olduğu ortaya çıkmış. Bir de üretimde daha az sayıda parça kullanıldığı için bu daha az bakım. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam Tesla'nın en son tanıttığı aracında 1,5 milyon kilometrede bir bakım gerektiriyor. Daha az bakım anlamına ve daha az parça değişimi anlamına geliyor. Bu da aslında yine kirliliğin azaltılması ve kaynak kullanımının daha az olması anlamına geliyor. Bu anlamda da çevre lehine bir durum aslında. Yine yapılan araştırmalara baktığımızda elektrik üretiminin sürdürülebilir kaynaklardan elde edilme oranı %10'un altında. Bu durumda elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte kullanılacak elektrik enerjisinin petrol, kömür ve doğalgaz gibi kaynaklardan sağlanacağı anlamına geliyor. Bu tıpkı Çin'in elektrikli gemi üretip ama o elektrikli geminin işte kullanacağı enerjiyi üretmek için elektrikli gemiyle kömür taşıması gibi aslında ironik bir durum oluyor. Bu açıdan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Bu şekilde elektriği elde etmek gerekiyor. Bu şekilde elektriği elde ettiğimizde zaten hem şarjla ilgili emisyonlar da hem de elektrik maliyetleri de ve şarj maliyetleri de aslında ciddi miktarda düşecektir. Zaten petrol kullanan şarj istasyonlarına kıyasla aslında elektrik enerjisi kullanan istasyonlar daha çevreci. Yine bu konuda yapılan çalışmalar mevcut. Yani önümüzdeki zamanlarda yeşil şarj istasyonlarını göreceğiz. Bu şekilde yine aslında birçok çevre sorunu ortadan kaldırılacak. Tabii şarj istasyonlarının kurulumu yeni yapıların oluşmasına sebep olacak. Özellikle de yavaş tepe şarj istasyonu kurulursa ya daha büyük şarj istasyonları kurulacak ya da daha çok şarj istasyonu kurulacak erişimin sağlanabilmesi adına. Bu da aslında arazi kullanımının artması anlamına geliyor. Elektrikli araçlar arasında fosil yakıt enerji kaynağı krizini, fosil yakıtlardan kaynaklanan enerji kaynağı krizini ya da çevre kirliliğini gidermek amacıyla aslında bir umut olarak görülüyor. Her ne kadar böyle son zamanlarda çok fazla duymaya başlasak da tarihçesi 1800'lü yıllara dayanıyor. Yani zamanında yine ortaya çıkmış bir altın çağını yaşamış ama daha sonra işte fosil yakıtlara erişim daha kolay olduğu için herhalde o tarihlerde tekrardan fosil yakıtlara dönülmüş ama bu sefer daha uzun süre piyasada kalacağını düşünüyorum ben de. Yapılan çalışmalar ya da teknolojideki gelişmeler onu gösteriyor. Bu sebeple çalışmada hem elektrikli araçlar hem de şarj sistemlerini aslında sürdürülebilirlik açısından ele almak istedik ve sürdürülebilirliğin boyutları açısından değerlendirmek istedik. Her ne kadar ayrı ayrı ele almaya çalışsak da boyutlar arasında tam bir keskin ayrım yapılamıyor ve aslında aracın sağladığı bir faydanın sürdürülebilirliğin birden fazla boyutunu kapsadığını görüyoruz. Tabii genel olarak en çok faydanın çevre açısından elde edileceği görülüyor ki tanıtımlar vesaire hep bu yönde. Ama tabii burada şöyle bir şey var. Mutlaka yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektriğin üretilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yine ciddi sıkıntılara sebep olacak. Yenilenebilir enerji kaynakları üretilmesi durumunda da petrol konusunda birçok ülkenin dışa bağımlılığı ortadan kalkacak. Yine doğalgaz gibi mesela pahalı kaynaklarla elektrik üretimine gerek kalmayacak. Ve yine birçok maliyetin azalmasını sağlayacak. Hem çevre adına hem ülke adına aslında birçok katkı sağlayacak. Özellikle ülkemiz gibi aslında yaklaşık yılın yanlış hatırlamıyorsam 200 küsur günü güneşli geçiyor. Yani yılın büyük bir bölümünün güneşli olduğu ülkelerde kendi enerjisini kendi üretebilecek düzeyde olan ülkeler için sürdürülebilirlik açısından bence elektrikli araçların kullanımı kaçınılmaz olmakta. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kongrede emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyoruz. Benim sunumum bu kadar. Kaynakçı da yanlış isterseniz şu şekilde paylaşabilirim. Evet, İpek Hocam biz teşekkür ederiz katılımcılar adına Teşekkür ederim. sunumunuz için. Hem size hem Gülsün Hocama teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Herhangi bir soru var mı acaba hocalarımdan? Soru ya da katkı? Teşekkür ediyoruz hocama kıymetli sunumları için. Yani gerçekten beni de heyecanlandıran bir konu. Elektrikli araçlar dünyanın sürdürülebilir, çevresel sürdürülebilirliği noktasında geleceğe dair daha temiz bir
daha teneffüs edilebilir bir hava için inşallah daha da gelişir bu çalışmalar. İnşallah. Diye ümit ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Herkese teşekkür, teşekkür ediyoruz. Daha böyle sosyal bilimler ağırlıklı bir kongrede bize de bir baharat çeşni oldu, farklılık oldu. O açıdan aslında bu İpek'in tezinin bir parçası. İpek daha da sosyal bilimlere uzak bir konu çalıştı. İşletme bölümünde yapmış olmasına rağmen elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının seçim yeri araç rotalamayla beraber yaptı. Matematiksel bir kısmı içinden bunu süzebildik, evet. Ama genellikle sürdürülebilirlik üzerine çalışıyoruz. Yok, güzel güzel, dediğim gibi gerçekten samimi olarak söyledim. Güzel bir çeşni kattı. Aslında sosyal bilimlerle de bence hani az önce ifade ettiğimiz iktisadi sürdürülebilirlik, iktisadi sorun çerçevesi içerisinde kıymetli bir konu bence. Teşekkür ederim tekrardan. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Açık olsun bu arada inşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.